أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet kıymetli FMTV izleyenleri, bir el ver programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, şimdiden hayırlı programlar diyorum. Sizler bizleri evinizde misafir ediyorsunuz. Bundan dolayı da sizlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz, ilgi ve alakanızdan dolayı. Evet, bir el ver programının bugün ikinci bölümünü çekiyoruz. Malumunuz yeni bir programımız başlamıştı geçen hafta itibariyle. Bu haftada yine sizlerle birlikteyiz kıymetli seyirciler. Geçen hafta bahsetmiştik programımızın içeriğinden. Bugün de yine biraz olsun bahsetmek istiyorum ben. İhtiyaç sahiplerine buradan bir el uzatmak, sizlerin de bir el uzatmasını sağlamak amacıyla bu programı başlattığımızı duyurmuştuk kıymetli seyirciler. İnşallah bundan sonra sizlerin de bir el uzatmasını sağlamak için buradayız. Kıymetli konuklarımla birlikte sizlerin huzurunuzda olacağız diyoruz kıymetli seyirciler. Bugün yine Fatih Medreseleri Vakfı temsilcilerinden kıymetli Yasin Ahmedoğlu hocam konuğumuz. Kendisini Hadis Deryası programından da tanıyorsunuz. Aynı zamanda programlarda, TV'mizin çeşitli programlarında da kendisini, simalarını tanıyorsunuz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, kıymetli seyirciler, programa geçeceğiz fakat programımıza geçmeden evvel Fatih Medreseleri Vakfımızın bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili sizlere kısa bir videomuz var. Onu izletmek istiyoruz. Hemen ardından sizlerle birlikte olacağız kıymetli seyirciler. Kıymetli seyirciler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben sizlere hemen iletişim
bilgilerini vermek istiyorum. 0533-056-86-00 numaralı cep numarasından bizleri arayarak ulaşabilirsiniz kıymetli seyirciler. Ayrıca 0216 alan koduyla 224-26-26 numaralı hattımızdan da bizleri arayarak Fatih Medreseleri Vakfımızın yardım hattını arayarak sizler de yardım etmek istiyorsanız buradan bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli seyirciler. Ayrıca yardım etmek için ne yapmam lazım gibi bilgiler almak istiyorsanız da buradan arkadaşlarımızı arayarak sizlere bu arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır kıymetli seyirciler diyorum. Ben hemen lafı fazla uzatmadan hemen kıymetli konuğum Yasin Ahmetoğlu hocama hemen sözü vermek istiyorum. Kıymetli hocam, gördüğünüz gibi burada da izledik, kıymetli seyircilerimizi de izlettik. Fatih Medreseleri Vakfımızın çalışmalarını izledik burada, gördük. Bu çalışmalar hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Duygu ve düşünceleriniz nelerdir hocam? Bu çalışmalardaki birçok alanda da sizleri gördük burada. Yani evet, siz bizzat kendiniz oradaydınız, oradaki yaşadığınız duyguları bize aktarır mısınız hocam? Evet, Allah razı olsun. Öncelikle gerçekten şu kısa videoyu bile izledik. Yine duygulandık, o yerlere gittik. Kısa ve özgeçecek olursak Fatih Medreseleri FMTV olarak belki yeni ama biz elhamdülillah bu işi yaklaşık 30 seneden beri yapıyoruz. Fatih Medreseleri 1986'dan beri nedir? İnsanlarla beraber, halkın arasında. Elhamdülillah tabi Rabbim televizyonda ikram edince artık bunu insanlara daha da yaygınlaştırmaya başladık. Ama bizim en büyük güzelliğimiz bir güvenimizdir yani. Her şeyimizin şeffaf olmasıdır. Biz şükürler olsun bu zamana kadar yüzlerce medrese açtık. Hem de 5 kuruş para istemeksizin medreseler açtık. Afrikalara gidip su kuyuları açtık. Suriyelilerin bizzat kendim de vardım. İçine kadar gidip orada çadırlar kurduk. Oralara ilaç götürdük. Bunlar tabi anlatan bitiremezsiniz. Daha sonra buradan bizlere telefonla ulaşıp da Türkiye genelindeki Çanakkale olsun, başka yerlerdeki depremlere bizzat gidildi. Koli yardımları oldu, ev yardımları oldu, sünnet merasimleri oldu, regaib gecelerinde kurban yardımları oldu. Cami yapımı var, hala devam ediyor. Daha geçen hafta oradaydım, ben bizzat gittim. Masum Bayraktar hocamızla beraber bizzat orada incelemeler yaptık. Akabinde engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalyeler dağıttık. Bizzat ben de burada Anadolu yakasında vazifeliydim. Tek tek millete gittik, dualarla beraber yaptık. Bizzat Halep gibi, İdlib gibi yerlerde ekmek taşıdık, un gönderdik. Bizzat çalıştık orada, ekmek yaptık. Tabi bunların hepsi aslında hocam bir program bile yetmez aslında. Yani hocam ben buradan kısacası su kuyuları açtık, sünnet merasimleri. Kısacası hocam hakikaten de insana gerçekten güven veriyor Fatih Medreseleri. Gerçekten de insanların hani Osmanlı zamanında insanlar zekat verecek yer bulamazlarmış ya. Bu zamanda ihtiyaç var ama insanlar nasıl yardımlaştıracağını bilmiyorlar. Hakikaten de Fatih Medreseleri bu konuda gerçekten mükemmel bir adres. Sana buradan makbuzunu veriyorlar. Nerede nasıl kullanıldığını gösteriyorlar. Yetim diyorsun, yetimini sana gösteriyorlar. Sünnet diyorsun, kimi sünnet ettiğini gösteriyorlar. Kurban diyorsun, bizzat kurbanları. Ve hocam biz yani buna hep beraber çocuklarımız buna çok titizlikle gayret ediyoruz. Tek tek isimlerini elhamdülillah koyuyoruz. Güvenin olduğu yerde, hazır sen belki gidemiyorsun buradan Suriye'ye. Belki sen buradan aslında değil mi yeni çalışmalarımız var. Belki yeni çalışmalar ne kadar güzel tebrik ediyorsun ama burada az da olsa, öz de olsa değil mi hocam? Burada bir anda bizim de ismimiz olsun isteriz yani. Evet. Müslümanın hocam hiç olmazsa bu karartılığı ne yapması, çoğaltması gerekiyor. Bizim başımıza Suriye gibi gelmiyorsa inanın Allah'a bizim hocamız bunu devamlı tekrarlıyor. Kalbimiz yandığı için Allah bize bu imtihanı vermiyor. Kimisi ne yapıyor? Parasıyla yardımcı oluyor. Kimisi duasıyla yardımcı oluyor. Kimisi bizzat oralara gidiyor. Ama değil mi hocam işte herkesin kalbi yandığı için biiznillah yardımlarla beraber Allah'ın izniyle o sıkıntılar bize gelmiyor. Ve inşallah hocam ya bakıldığı zaman çok kısa bir video aslında. Belki videoları tamamlaştırsak çok çok daha güzellikler açılacak. Ama dediğim gibi hocam elhamdülillah Fatih Medreseleri güven veriyor, huzur veriyor. Şeffaflığı ortada, geleli gideli her şey ortada elhamdülillah. Ulaştığı insanlar ortada. Buradaki mahalle muhtarlarıyla tek tek görüşülüp fakir insanların değil mi? Hatta ben şurada bakın. Burada yine vakfımızın mesela tüzük defterleri. Burada fakir insanların değil mi? Tek tek isimleri yazıyor burada. Değil mi? Ben bunları isteyerek getirdim hocam. Uzaktan olduğu için bakın orada tek tek isimler yazıyor. Kameralarda görebilir.
Buralarda elhamdülillah 3000 taneye yakın fakir halkımız var ve buraya müracaat etmiş ve bizden yardım bekliyorlar ve biz bunu ulaştırmaya çalışıyoruz. Bakın ben bunu isteyerek getirdim. Elhamdülillah. Bunları hocam daha çok çoğaltabiliriz tabii ki de. Bakın burada hala var. Hem de burada sadece numaraları, TC'si, adresleri hepsi var. Sen de gelipsin, sen de görebilirsin. Yeter ki iste yani, yeter ki arzula. Fatih Medreseleri gerçekten hocam bu işi çok güzel yapıyor. Ben bu için kurumunda olduğum için sadece değil, güven veriyor, huzur veriyor, şeffaflığıyla ortada. Tek tek gidiyor, tek tek tekerlekli sandalye mi verdin? İmzanı atıyorsun, sen de imza atıyorsun, o da atıyor. Kim gönderiyorsa ona teşekkür ediyorsun, oradan isimlerle dua ediliyor. Allah razı olsun böyle hizmetleri yapanlardan, sizlerden de vesile olduğunu, bizi çağırdınız. Benim için değil aslında, keşke beni çağırsalar diyordum. Gerçekten de ben İdlib'e gittim hocam yani, İdlib'de o insanları gördük, insanlar hakikaten ihtiyaçlı. Keşke daha fazla olsa da daha çok yapasın geliyor yani. Hocam bunları yaptınız diyor ama gelin bir de abdesthane yapın, şunu da yapın, bunu da yapın. İnşallah hocam yeni çalışmalarımız var, onlardan bahsettiniz. Onlardan da hocam beraber istişare yapalım ve buradan hep beraber de sahip çıkalım. Şu bize gelen bir yarım saatlik bir vaktimiz var. Ama gerçekten de buradan her eline telefon açan çok değil. Gerçekten de herkes kendi zekatından, sadakasından, evladından bir şeyler yaparsa gerçekten de güzel şeyler bu programda oluşur. Evet. Bizler de yardımlarımızı ulaştırırız. Sizlerle beraber inşallah. Evet hocam, inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bir de yeni bir az önce de ifade ettiğiniz yeni projelerimiz var. Fatih Medreseleri evet. Vakfımızda hiçbir zaman projeler bitmez. O projelerden bir tanesi şu an 3 aylar içerisinde, içinde bulunduğumuz 3 aylar içerisinde yapılabilecek en güzel projelerden biri, en güzel faaliyetlerden biri olarak söyleyebiliriz kıymetli hocam. Neydi hocam? Daha bir önceki programımızda da bunu ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim hediye programımız, projemiz var. İnşallah 5000 aileye Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bu kapsamda kıymetli seyircilerimize buradan biz ifade ettik onların yardımcı olmaları için. Şimdi Kur'an-ı Kerim projesi, hediye projesi nedir, faaliyeti nedir? Bunu seyircilerimize anlatabilir misiniz hocam? Evet, ben yine burada sizlere teşekkür ediyorum. Takdir ediyorum Fatih Medreseleri ailesini. Biz zannediyoruz ki herkesin kendi evinde 3 tane, 4 tane, 5 tane Kur'an-ı Kerim olduğu için her evde var zannediyoruz. Değil. Yani biz erzak götürdüğümüz ailelerden biliyoruz. Evinde eşya yok ki, bir de Kur'an-ı Kerim hakikaten de yok. Onları biz bir de hediye Kur'an-ı Kerim de götürüyoruz. Zaten buradan FMTV'yi arayanlar var, Fatih Medreseleri'ni arayanlar var. Hocam benim de Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacım var diyenler oluyor. Onlara da Kur'an-ı Kerim götürüyoruz. Sadece o değil, Kur'an kurslarından bizi arayıp da hocam 60 tane bizim kursumuza, 70 tane falanca yere, 100 tane falanca yere. Şimdi bir Tunceli'ye buradan Kur'an-ı Kerim götürmek evet, güzel olmaz mı hocam? Sen gidemiyorsun, o zaman gidenlerle beraber gönder. Orada bazı kardeşlerimiz var, isim vermek güzel değil. O kardeşlerimize veriyoruz, onlara hediye ediyorlar. Şimdi ben üniversite yıllarındayken, üniversite okurken bir bakardım yurtta kaldığımız yerlerde. Kardeşlerimiz bir yere başvuru yaparlardı hocam. Bir internet sitesine, Hristiyanların internet sitesine. Bir bakardık ki hediye İncil gönderirlerdi. Ya derdim senin ne işin var İncil'le? Derdi ki ben arasında para var, para alıyorum derdi. $100 koyarlardı. Hatta geldi bir gün açtı böyle. Acaba içinden $100 çıkacak mı çıkmayacak mı diye baktı. Ah çıkmamış dedi. Ama dur bakayım içinde ne var diye merak etti bu sefer. Başladı okumaya. Yohannes, Sudinaz bir şeyler okuyor. Yazıyor, çiziyor bilmem ne. Bak okuyor ve merakla anlatıyor. Evet. Şimdi gerçekten de hocam biz de bu Kur'an-ı Kerimleri hakikaten de mahalleyle beraber. Ya bir şu anda Taksim'de dağıtılacak. Bunlar elhamdülillah. İstiklal Caddesi'ne dağıtılacak. Merkezi yerlere dağıtılacak. Bir tane Müslüman olmayan bir insana versen de merak etse. Şimdi geçenlerde bir sosyal medyaya düştü bunlar. İşte dediler ki bir şey dinleteceğiz size. Bakayım bize bu dinleyeceğiniz şeyle alakalı yorum yapar mısınız? Kur'an-ı Kerim'i dinletiyorlar. Ve Müslüman olmayan adam diyor ki bu çok dinlendirici diyor. Bu nedir diyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir diyor. İslamiyet'in değil mi? Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. İşte insanlara biz ne kadar ulaştırırsak inşallah bunları, bunlara gerçekten de belki de bir kapı da biz açmış olacağız. Bununla beraber hocam aslında 5000 tane hakikaten de az. Niye 50.000 tane olmasın ki bu? Neden 500.000 tane olmasın ki? Her şeyin fazlası var. Elbiselerimiz eskiyor. Peki seccadelerimiz eskiyor mu? Gazeteler, dergiler eskiyor. Peki Kur'an-ı Kerimler var mı? Değil mi hocam? Bununla beraber inşallah ne yapalım? Herkes niyetlensin gerçekten. Bir tane ya. Evladın için bir tane, kendin için bir tane, hanımın için, baban için,
rahmetli baban annen için. Şimdi mesela ben duyuyorum, Fatime Medreselerinde mesela ufak 4 yaşında, 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler oluyor. Direkt hocası bizi arıyor. Hocam işte 10 tane talebe Kur'an-ı Kerim'e geçti. Bunlara hediye gönderir misiniz? Şimdi onların evinde belki Kur'an-ı Kerim var ama ilk alacağı hediye olan Kur'an-ı Kerim'le o çocuk artık hayatı boyunca onu unutamayacak. 8 yaşında ben Kur'an-ı Kerim'e geçmiştim, hiç unutmuyorum. Evimizde Kur'an-ı Kerim vardı ama annem bana gitti bir tane Kur'an-ı Kerim aldı. Hiç unutmuyorum. Yeşil bak, yeşil. Daha da hala giderim annemin evine. Onu açar okurum yani. Derim evet. Ha bu benim göz ağrım derim. 25 yıldan beri okuyorum hala. 33 yaşındayım. 25 yıldan beri okuyorum. Siz de gelin ne yapın bu çocuklara? Hocam 10 tane çocuk mu? Tamam. Ya biz zaten hocalarımız bunun indirimini almışlar. Hazır taşıyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar. O zaman bu da zekat da oluyor. Çünkü direkt talebenin asli ihtiyacıdır Kur'an-ı Kerim. Yemek gibi, erzak gibi, aşk gibi Kur'an-ı Kerim bu nedir? Temel ihtiyacıdır Kur'an-ı Kerim. Evlerin temel ihtiyacıdır. O yüzden al sen bu fakir kardeşimize, ihtiyaç sahibi kardeşimize ve hatta zengin olsa fark etmez ama ilk Kur'an-ı Kerim'le sen hediye et. Hocam hakikaten de burada gerçekten de abilerimiz bu yurt dışı özellikle bu işlere çok duyarlı. Evet hocam. Özellikle Almanya'dan, İsviçre'den, Fransa'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den, Amerika'dan gerçekten düşman çatlayacağına alalım. Onla yapabilirsek hocam bizi çağırın İngiltere'de dağıtalım ne güzel olur. Yapabilirsek ne ala. Ama hiç olmazsa İngilizler buraya geliyor. Bunlara verelim, burada verelim yani. Alsınlar, merak etsinler değil mi? Baksınlar. Evet. O yüzden hocam ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır buyuruyor. O yüzden hep beraber gelin bu işte dertlenelim. Buradan telefon açalım. Bu numaralar var burada. Evet. İllaki her eve Kur'an-ı Kerim ulaştırmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim ulaştıkça da inşallah bizler de sevineceğiz. Sizler de sevineceksiniz. Hocam ben dağıtabilir miyim? Valla nurun ala nur olur. Sen de gel. Sen de gel dağıt. Bizim maksadımız değil mi? Buradan herhangi bir karımız yok haşa. Burada senin karın var. Burada sen ahiretine ne yapıyorsun? Yazdırıyorsun. Burada bizzat yazdırıyorsun direkt. O yüzden hocam ne yapacak inşallah kardeşlerimiz? Herkes arasın. 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane. Biz de birebirdeki esnaflara da bunu söylüyoruz. Esnafların çok hoşuna gidiyor. Belki de bizi dinleyen abilerimiz vardır. Hocam bu ne kadar güzel bir çalışma. Abi diyorum sen gel kendin dağıt diyorum yani. Onların da hoşuna gidiyor. Evet, ya bizi vekil tanıyorlar. Biz kendimiz dağıtıyoruz. Sonra videolarını, fotoğraflarını da gönderiyoruz. Allah razı olsun. Biz bunu yıllardan beri yapıyorduk ama şu an televizyona aktarıldı bu. Bu da güzel bir olay tabii ki de. Ama dediğim gibi bir keresinde bir tane adam İmam Yusuf Hazretleri zamanında oluyor. İmam Yusuf Hazretleri İmam-ı Azam'ın talebesi. Bu tabii çok fakir, gariban. 5 kuruş cebinde para yok tabiri caizse. Çok özür dilerim hamamcı oluyor. Banyo etmek zorunda. Tabi o zaman her yerde banyo edemiyor. Hamamcıya gidiyor. Diyor ki ben diyor param yok diyor. Acaba banyo edebilir miyim diyor. Hamamcı diyor ki paran yoksa giremezsin diyor. Bunu gönderiyor. Bu tabi çok üzülüyor. Morali bozuluyor. Ve geliyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin yanına çantalarını hazırlıyor. Diyor ki ben artık diyor ilmi bırakacağım diyor. Evladım diyor sabret diyor işte. Burada İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kerameti var. Sabret diyor. O adamla bir gün sen yine karşılaşacaksın ve sana çok ciddi derecede ne yapacak? Hediyeler verecek diyor. Kur'an'ın üstünlüğünü göreceksin diyor. İlmin maldan üstünlüğünü göreceksin. İmam Yusuf Hazretleri tamam diyor. Zamanı geliyor. Adamın çocuğu tabii olmuyor bu hamamcının. Ya Rabbi en sonunda diyor ki ya Rabbi diyor eğer diyor bir kızım olursa ve ben ona diyor tamam kızı oluyor. Ya Rabbi kızım olursa diyor olduktan sonra da evlendireceksem diyor onun diyor çeyiz sandığına dünyanın en değerli hediyesini koyacağım diyor. En değerli hediyesini ya Rabbi koyacağım diyor. Adaka diyor bu, adaktır bu. En değerli hediye. Düşün, elmas mı, yakut mu, mercan mı, ne? Herkes düşünsün. Diyor ki dünyanın en değerli hediyesini kızımın çeyiz sandığına koyacağım diyor. Kızını istiyorlar ve kızını verecekler ama bu ada aklına geliyor. Ama bu adanın ne olduğunu soruyor hocaları. Dünyanın en değerli şeyi nedir bilemiyor. Diyor ki en son diyorlar bir kadı var diyorlar. Kadının ismi yani o zamanın İslam halifesi diyelim. Kadı o zamanın valisi, müftüsü. Diyanet İşleri Başkanı diyelim. O bilirse oluyor diyor. Kimdir? O İmam Yusuf Hazretleri. İmam Yusuf Hazretleri'nin yanına çıkıyor tabii. Hoca Efendi diyor yanına giriyor. İmam Yusuf Hazretleri tanıyor o hamamcı olduğunu. Diyor ki hocam diyor işte. İmam Yusuf Hazretleri buyur diyor. Ben diyor anlatıyor. Bir kızım var diyor. Kızım diyor olduktan sonra diyor evleneceği sırada onun diyor çeyizine en kıymetli hediye, en değerli hediye koyacağımı Allah'a yemin ettim. Adak adadım. Şimdi ne vermem lazım diyor. Ve bunun karşısında da malımın istediğinizi vereceğim diyor size. O da diyor ki bana değil diyor. Ama diyor malının yarısını diyor Allah yolunda harcayacaksın diyor. Yani talebelere, medreselere.
Tamam diyor hocam diyor, ne derseniz o. Diyor ki dünyanın diyor en değerli, en kıymetli, en paha biçilmez hediyesi diyor Kur'an-ı Kerim'dir. Al bir tane Kur'an-ı Kerim'i diyor, git diyor diyor, kızının çeyiz sandığının içine koy diyor. Ondan sonra tamamladıktan sonra beni hatırladın mı diyor hamamcı abi diyor, hamamcı diyor. Yok tabi ismi lahat-ı kitabı diyor, neyse tabi kırmadan. Ben diyor bir hatırlar mısın çocukken diyor gelmiştin diyor yanına. Hamama girmek için müsaade istemiştin diyor. Hamamcı tabi üzülüyor, mahcup oluyor. Ama tabi burada nedir? İmam-ı Azam ve Hanife Hazretleri'nin kerameti. İlmin paradan daha üstünlüğü. O yüzden nedir? O Kur'an-ı Kerim senin kızının çünkü hayatını kurtaracak. Onun içindekilerle insan amel ettiği zaman insan ne yapacak otomatikman? Hem kendi hayatını kurtaracak hem de nedir? Ailesinin hayatını kurtaracak, çocukların da hayatını kurtaracak. Şimdi Kur'an-ı Kerim, hocam hediye edilir mi, edilmez mi? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim paha biçilmez. Kur'an-ı Kerim düşünün mesela bunu. Bu Kur'an-ı Kerim'dir bu. Şu haşa, bunu sen Kur'an-ı Kerim'e paha biçemezsin. Sonsuz derecede. Biz ne yapacağız peki ya? Biz sadece matbaada geçmiş, el emeğe geçmiş, o el emek parasını vereceğiz yani 10 lira. O yüzden ne yapalım? Sen bu Kur'an-ı Kerim'i ne yapacağız inşallah? Hediye et kardeşlerine. Hediye ettikçe sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Değil mi? Öğreniyor ve öğreten, o zaman ne yapıyor? Öğrenen ve öğreten bir Kur'an-ı Kerim'le öğrenip öğretiyor. Sen de o üçüncüsü ol. Ona vesile ol. O rahlenin başındaki Kur'an-ı Kerim'e sen vesile ol. Benim bir kardeşim vardı. Hocam tekrarlamakta fayda vardır. Arayanlar daha çok arasında ulaşmaya çalışsınlar. Tanesi Kur'an-ı Kerim'in hediyesi. Bu hediyedir. 10 liradır. Hiçbir şey değildir. Telefon açtığınız zaman da özel bir para zaten kesmiyor sizlerden. Alın hocam ben 100 tane vereceğim değil mi? Zekattır bu. Hazır Ramazan da geliyor zaten. Ramazan'daki zekatınız 10 bin liraysa şimdi 5 bin lira verip de o 5 bin lira zekatınızdan düşebilirsiniz ya. Ya da 3 bin lira vereceksiniz. 3 bin lira zekatınızdan düşebilirsiniz. Otomatikman nedir? 300 tane Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olursun. Nurun ala nur olur. Şimdi dediğim gibi hocam bununla alakalı çocuklarımıza dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i öğreten var ve de öğrenen var. Bir aradaki sen varsın. Benim bir kardeşim vardı, arkadaşım vardı. Kalbi çok temiz, kalbi çok zengin ama Allah Celle Celaluhu tarafına ona mal ikram etmemiş. Çünkü Allah malı dilediğine veriyor. Neden? Dilediğine. Sana dilediyse sana veriyor, bana dilemediyse bana vermiyor. Bunu sen şimdi sorgulayamazsın. Allah'ın rahmetidir. Allah'ın rahmetini sorgulayamayız haşa. Evet. Ama Allah'ın mal verdiklerinde Allah malıyla sınıyor. Bunu kendi yolunda kullanıyor mu, kullanmıyor mu diyerekten. Hazır sana vermişse ne yapacaksın? Hep bana Rabbena olmaz. Ne yapacaksın? O kulları içinde vesile olacaksın. Ve otomatikman ne yapacaksın? Benim kardeşim vardı. Hocam dedi bir gün geldi. Medresemizi tabii görüyor, hafızları görüyor, hizmetleri görüyor. Dedi hocam dedi, üç öğün yemek var mı burada? Var. Tamam mı? Tamam. Hocam dedi, bana dedi, kursun dedi, tuzunu bana yaz dedi, tuzunu. Nasıl yani dedim? Tuz ne kadar hocam? Kaç para gider? Dedim bir aylık tuz dedim, 15 lira, 20 lira gitsin. Ha hocam, tuzları benden dedi. Ben şaşırdım tabii, anlamadım dedi. Hocam dedi, sabah kahvaltısında yumurta yaparsın, tuz dökersin. Dedim patates kızartırsın, tuz dökersin. Patates açlarsın, tuz dökersin. Melemen yaparsın, tuz dökersin. Tabii afiyet olsun ben diyelim de yani canları çekmesin tabii ki kardeşlerimizin. Öğle yemeğinde pilav yaparsın, tuz dökersin. Karufas yaparsın. Hocam her yerde, her yemekte benim tuzum olsun dedi yani. Ve hakikaten o gündür, bugündür yaklaşık yani 7-8 yıldan beri kardeşim tuzları ödüyor. 15 lira, 20 lira bakıyorum tuz getirmiş hocam diyor, al diyor. Hı. Hoşuma gidiyor yani. Burada nedir işte? Burada maksat var. Burada innemel amalü bin niyet, ancak ameller niyetlere göredir. İnan o arkadaşım var ya, durumu olsa der ki hocam bütün kursun, bütün erza benden olsun der. İnan o arkadaşım daha değerli olsa der ki hocam bu 5000 Kur'an-ı Kerim benden olsun, benim adıma dağıtın. Hakikaten de 5000 tane dağıtalım. O yüzden kıymetli kardeşlerim, hazır burada belli bir kısmı zaten verilmiş anladığım kadarıyla. Hocalarımıza da evet, haberler veriliyor. Bir, belli bir kısmından tabii rakamını bilmiyorum. Ama bilmek de istemiyorum. Biz 5000 tane varmış gibi niyet ederim. Burada hakikaten de 100 tane, 50 tane, 10 tane, 20 tane alındığı zaman inşallah bugün bu sayıyı tamamlamaya çalışalım. Ve bu çalışmadan sonra da başka bir çalışmaya geçelim. İnanın şu anda bizi engellilerden arıyorlar. Aslında proje vermek doğru değil ama evet, engellilerden vesaire vesaire. Dedik sıra sıra bu projemizde geçeceğiz. Ama neden? Hiç olmazsa burada Ramazan ayında bir hatim indirirler. Ama senin Kur'an-ı Kerim'inle hatim indirecekler. Bu da nurun ala nur olur. Evet, evet hocam. Tabii ki hocam. Ben bir anımı anlatmak istiyorum sizlere. Hafızlık yapmadan evvel, tam hafızlığa başlayacağım zaman bana hafızlık hediyesi olarak bir teyze Kur'an-ı Kerim hediye etti. Ve ben bu Kur'an-ı Kerim'le hafızlığımı yaptım. O teyzeyi hatırlıyor mu hocam? Evet, hatırlıyorum. Kaç yıl oldu hocam? 15 seneye evet, yakın oldu. Hafızlığımı yaptım. Unutulmaz hakikaten. O Kur'an-ı Kerim'le hafızlığımı yaptım. Daha sonra hafızlığımı asladım. Ve hala elimden geldiği kadar
evimde okumak istediğim zaman o Kur'an-ı Kerim'den okuyorum. Yani düşünün ki kıymetli seyirciler, bir Kur'an-ı Kerim hediye ediyorsunuz ve bu Kur'an-ı Kerim'in kime gittiğinden bile haberiniz yok. Ve ufacık bir yavrunun önüne geliyor o Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Aslında ve o Kur'an-ı Kerim'de, evet, ekranda da arkadaşlarımız gösterebilirlerse bir yandan memnun oluruz. Dağıtılan yavrularımız var. O dağıtılan yavrular onları okuyorlar ve onunla hafızlık yapıyorlar. Düşün, hafızlık yapmak ne kadar büyük bir sevap, ne kadar büyük bir makamı, mevkisi var Allah katında. Düşün, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men delle alel hayri kefalihi. Her kim güzel bir şeye vesile olursa, bir hayra vesile olursa, o hayrı yapmış gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de aynı şekilde o çocukla, o çocuk nasıl sizinle beraber, yani o kendisi o Kur'an-ı Kerim'le beraber hafızlık yapıyor, siz de sanki onunla beraber, ona vesile olduğunuz için onunla beraber o sevaba nail oluyorsunuz kıymetli seyirciler. Ben sizlere yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki, Allah-u Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki, benim için birbirlerine hediye verenlere muhabbetim hak oldu ve yine muhabbetim benim için yardımlaşanlara, hediyeleşenlere hak oldu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli seyirciler, evet, burada gördüğünüz gibi şu anda Kur'an-ı Kerim hediyesinden bahsediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz mübarek rahmet iklimi içerisinde bulunduğumuz 3 aylar içindeyiz ve yapılabilecek en güzel amellerden birisidir kıymetli seyirciler. Hediyeleşmek, yardımlaşmak. Onun için kıymetli seyirciler, bu hususta sizlerden özellikle yardımlarınızı ve desteklerinizi esirgememenizi arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Ben burada yine tekrardan sizlere iletişim bilgilerini vermek istiyorum. 0216 alan koduyla 224-26-26 numaralı hattımızı arayarak yetkili arkadaşlarımıza, vakfımızın yetkili arkadaşlarına ulaşabilirsiniz kıymetli seyirciler. Yine 0533-056-86-00 numaralı cep telefonumuzda, hattımızda arayabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır kıymetli seyirciler. Yine kıymetli seyirciler, hediyeleşmek biliyorsunuz sünnet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerindendir. Efendimiz yine ne buyuruyor? Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, yerine getirene 100 şehit sevabı vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli seyirciler, bu güzel sevapları bu ayda, özellikle bu rahmet iklimi olan aylarda kaçırmamakta fayda olduğunu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim hediye etmenin faziletleri nelerdir? Evet. Onlardan kısaca bahsedebilir misiniz hocam? Az evet. Çok değindiniz az önce ama biraz daha böyle anlatabilirseniz. Evet. Hocam şimdi insan gerçekten de insanla ne yapıyor? Kardeşine, arkadaşına, dostuna bir hediye etmesi gerçekten de güzel tabii ki de bunlar. Ama unutulmayacak en büyük hediye tabii ki de Kur'an-ı Kerim'dedir. Şimdi Umre'de şahit olduk. Mesela bir hacı abi vardı. Tabii herkesin takdiri kendisinindir. Herkese tesbih hediye ediyordu. Almış mesela 1000 tane tesbih. Orada tavaf edenlere tesbih hediye ediyordu mesela. Şimdi tesbih alan eline ne yapıyor bu sefer otomatikman? 99'luk tesbih. Başlıyor la ilahe illallah, la ilahe illallah demeye başlıyor. Ve tesbihle beraber o adamın zikrine vesile oluyor. Şimdi insana da eline Kur'an-ı Kerim verildiği zaman gerçekten de Allah'ın izniyle ne yapar? O Kur'an-ı Kerim'le hasbihal eder, haşır neşir olur Allah'ın izniyle. Şimdi hadis-i şeriflerin biz kıymetini, Kur'an-ı Kerim faziletiyle alakalı çok o kadar hadis-i şerif var ki belki de en çok hadis-i şerif bununla alakalıdır. En çok Allah'a iman, peygamberine iman tabii ki de bununla beraber ama en çok da hocalarım tabii ki de bunu bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in faziletiyle alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'in faziletini anlayınca zaten Kur'an-ı Kerim'e hediye etmenin de faziletini zaten hep beraber de burada görmüş olacağız. Mesela birinci hadis-i şerifi hatırlarsak oruç ve diyor Kur'an-ı Kerim diyor sahiplerine şefaat ederler. Ne demek yani? Kim ki oruca sahip çıkarsa, bakın şu anda Recep ayındayız. Oruç ayı, Şaban ayı, oruç ayı. Ramazan ayı zaten ümmetin oruç ayı. O yüzden şu aylarda hem oruç bir de Kur'an-ı Kerim'le sahiplenirsek inşallah. Kur'an-ı Kerim sahiplenmek tabii ki de sadece Kur'an-ı Kerim hediye etmek de olmaz. Onu alacaksın,
okuyacaksın, yaşayacaksın, manasını anlayacaksın. Ama hiç olmasa ne yapacaksın? Bazı insanlara da buradan vesile olmaya çalışacaksın. Rabbim Celle Celaluhu vesile olanlardan olmayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim malumunuz kabirde nurdur, sıratta nedir? Sana yoldaştır, arkadaştır. Hiç şimdi Kur'an-ı Kerim'in faziletiyle alakalı kabir ehli biliyorsunuz. İnsan kabre girdiği zaman, kabire girdiği andan itibaren biliyorsunuz kabir diyor ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Ama diyor Bakara suresi ve Ali İmran suresi ne yapar diyor insana şefaatçi olarak gelir diyor. Ya Rabbi bu kardeşimiz bu değil mi bu falanca kişi bu ki dünyadayken değil mi bize sahip çıktı sen de ona sahip çık diye dua ederler. Akabinde men rabbüke, men nebiyüke, men dinike, men ihvetüke diye sorular sorulmaya başlar. Kabirde de bunlar haktır. İşte bu sorular sorulduğu zaman diyor kabir diyor genişler. O genişlediği anda diyor bir kapı peydah olur ve o kapıdan ak yüzlü bir zat çıkar der ki ya Rabbi onun Rabbi Allah'tır. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dini İslam'dır. Onun kitabı Kur'an-ı Kerim'dir der. Ve onun kardeşleri Müslümanlardır der. Bununla söyledikten sonra der ki o zaman cennet yolun açık olsun der ve ondan sonra kabirdeki münker ve nekir melekleri ondan uzaklaşırlar. Uzaklaşmanın akabinde tabi sen bakarsın yanındaki aklı yüzlü zata. Dersin ki sen kimsin ben seni hiç tanımıyorum. O da der ki ben senin dünyadayken sahip çıktığın Kur'an-ı Kerim'im der. O yüzden ve o Kur'an-ı Kerim der ki ben senin cennetin kapısına kadar sana yoldaş olacağım. Rabbim cümlemizi Kur'an-ı Kerim'e yoldaş eylesin. O yüzden kıymetli kardeşlerim hazır 3 aylar var. Hayatımızda en son ne zaman Kur'an-ı Kerim okuduk? En son ne zaman Kur'an-ı Kerim'i hatmettik? Geçen sene peki Kur'an-ı Kerim hatmettik mi? Veyahut da Kur'an-ı Kerim'i en son ne zaman birisi değil mi? Nerede bir yerde dinledik? Bunları düşünmek lazım. Veyahut da sen Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsan hiç olmazsa o zaman nedir? Vesile olmaya çalış. Hiç olmazsa buradan kurtulmaya çalış yani. Bizim bir abiler var hocam hiç olmazsa diyor. Biz okuyamıyoruz diyor. Veyahut da okuyamıyoruz diye bir şey yok aslında. Bu bir kaçıştır aslında. Kime kaçış onu bilmiyorum ama bir gerçekten kendi kendini belki kurtarım ama hocam diyor hiç olmazsa diyor. 100 tane öğrenci benim adımla okusun diyor. Her okuduğu zaman ne yapsınlar diyor. Bize sevap istesin diyor. Tabii ki de. Şimdi biliyorsunuz ameli kesir vardır. Yani insan öldüğü zaman değil mi amelleri kesilir. Ama 3 şey müstesna. O da nedir? Bir tane hayırlı bir evlat bırakmak veyahut da ilim talebesi bırakmak. Değil mi? Ona değil mi? Düşünsene. Şimdi bir insan hayırlı bir kitap yazsa, Kur'an-ı Kerim olarak almayın. Hayırlı bir kitap yazsa, tabii hayırlı kitaplar da sonuçta Kur'an-ı Kerim ayet ve hadislerinden yazılıyor. Yazsa diyor, insanlar da onu okuyup da teşvik olup da namaza başlasa diyor, o insana sevap yazılır. Ama tam zıttı. Adam diyor şerli bir şey yazsa ve o şerli şeyin akabinde, adam ölmüş olsa bile, şerli bir şeyle beraber adam diyor kötü yola düşse diyor, o insana diyor günah yazılır. O yüzden de sen vefat etsen bile, mesela biz bunu yaptık çok da hoşumuza gitti mesela. Bazı doğunun özellikle bazı köylerinde, yerlerine aldık mesela Kur'an-ı Kerim meali veyahut da Kur'an-ı Kerim tefsiri götürmeye çalıştık camilerde. Hoştur, hakikaten güzel oluyor. Hiç olmazsa alıyor insanlar ne yapıyor oradan Kur'an-ı Kerim okuyor. Şimdi hocam bu ne kadar önemlidir demeyin. Yani bazı şeyler var. Yani Yahudiler hakikaten de şu anda en çok zıpladıkları yer Kur'an-ı Kerim'in kelamının değiştirememeleri. Tabii mesela oldu ki mesela bir kelimeyi değiştiremez mi? Matbaa onların elinde Allah'ınca değiştiremiyorlar. Neden işte? O hafızların yüzü sürmediğine. Hafızlar Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildikleri için ezbere okudukları zaman diyorlar ki bak burada sıkıntı olabilir diyecekleri için işte Allah onu hafızlarla koruyor. O yüzden gelsen o hafızlarla o zaman ne yapacaksın? Hafızlığa geçen kardeşlerimize hediye et. Şimdi hafızlık öyle basit bir olay değil sonuçta biliyorsunuz. 2,5 sene, 3 sene, bazen 4 sene, bazen 5 sene sürebiliyor. Bu çocuğun elinde devamlı en çok Kur'an-ı Kerim var. Bu Kur'an-ı Kerim bir sene içinde belki de aşınacak. Sayfaları kıvrışabilecek mi? Kıvrışacak. Sonuçta bakın bu çocuklar reklamlarda görüyorsunuz. Bunların hepsi ufak. O yüzden otomatikman ne yap? Sen de al. O çocuğu de ki ya Rabbi de o hafızlık yapan öğrencilere birer tane daha hediye edelim. Şimdi biz hala kurslara gezince mesela 20 tane Kur'an-ı Kerim mi aldık bir yerden hediye olaraktan? Çocuklar kim Kur'an-ı Kerim ister? Kur'an-ı Kerim olan bile istiyor. Hocam ben de istiyorum. Aa yepyeniymiş diyor. Alıyor ne yapıyor? Okumaya başlıyor. Bu Kur'an-ı Kerim hocam özellikleri var. Ben bunu bizzat kendim de işin içinde olduğum için biliyorum yani. En mükemmel yapıp eseri
Tabii. Ve en asgari ücretle yapıyoruz. Neden? Bir, bu Kur'an-ı Kerimler hakikaten de çok kaliteli matbaada basılıyor. Dikişli oluyor. Sayfaları biraz daha Osmanlı kuşe sayfası ve Osmanlı kapağı. Yani çocuk, ufak çocuk okuduğu zaman, tükürüğe gittiği zaman hemen yırtılmıyor. Çabuk tabii ki de yaparsan bu kağıttır sonuçta, yırtılır ama biraz daha sağlanma açısından daha sağlam yapılıyor. Eğer senin de ihtiyacın varsa ara, hocam da benim de ihtiyacım var, sana da gönderelim. Ama senin ihtiyacın yoksa, ihtiyacı olan kişilere buradan ne yapalım, ulaştıralım. İşte İslamiyet böyle güzelleşiyor. İslamiyet'te kardeşlik böyle pekişiyor. Bununla birlikte çocuğuna diyor Kur'an-ı Kerim öğreten anne babaya diyor taç giydirilirmiş. Cennete tamam anne babaya taç giydirilir ama ona vesile olanlara olmayacak mı? O anne babanın belki durumu yoktur. O zaman sen ne yapacaksın? O çocuğa manevi anne baba olacaksın. O yüzden de Rabbim Celle Celaluhu sana da o zaman ikramları ne yapar? Sunar. O yüzden kıymetli kardeşlerim gelin. Burada 5000 kişi şu anda bu değil. Şu anda bu misal veriyorum. Şu anda şu programı diyorum, misal veriyorum. 100.000 kişi izlese. 100.000 kişi telefon açsa, herkes bir tane alsa 100.000 tane Kur'an-ı Kerim yapar ya. Az demeyin bu. Allah nece azdır değil mi? Çok yapar. Biz az 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 dersin. Değil mi? Hadis-i şerif var. Az da olsa devamlı amel daha fazlettir. Sen bir tane al. O da bir tane. O da bir tane. O da bir tane. O da bir tane. 500 kişi. 5.000 tane. 5.000 tane telefon gelse gelsin. Oraya düşüyor onlar size dönerler. 5.000 tane telefon gelse. Herkes bir tane alsa şu anda olay bitmiştir. Ya bu bir tane iki tane demeyin yani. Az olsun, devamlı olsun. Herkes istifade etsin. Ama sen dersen ki hocam ben ecrin hakikaten fazlasını alayım. 10 tane al, 20 tane al. Ama ne yapayım inşallah. Ve inanın ben hissediyorum yani bizim evdeki dinleyenler bile aramışlardır yani şu anda. Olsun, canları sağ olsun. Değil mi? En güzel hayır budur. Evet. Yine başka bir hadis-i şerifte hocam şunları söyleyeyim. Ondan sonra size bırakayım inşallah. İçinde Kur'an-ı Kerim olmayan bir ev, Kur'an-ı Kerim'den bir şey olmayan kişi harap eve benzer. Gerçekten de. Harap ev mi istiyorsun? Biz nice inanın lüks yerlere gidiyoruz yani. Yeri geliyor, sohbetlere gidiyoruz. Kur'an'ı ben isteyerek şey yapıyorum mesela, tebliğlere gidiyoruz. Bunu ben yaşadım ya, subhanallah. Tebliğe gidiyorum mesela. Dükkanlara gidiyoruz. Abi diyorum ya, bir Kur'an-ı Kerim var mı diyor. Bir Kur'an-ı Kerim açayım da bir yerden bir şey okuyacağım diyorum. Şey, Kur'an-ı Kerim mi? Nasıl yani falan. Çünkü hiç hayatında beklemiyor öyle bir şey. Hakikaten ama değil mi? Hacı abi al şu Kur'an-ı Kerim'i. Zaten fazla büyük değildir. Bu Kur'an-ı Kerim benim sana dükkanıma hediyesi olsun. Dükkanda boş olduğum vakitlerde boş boş internette gezme şu Kur'an-ı Kerim oku desek. Olmaz mı? Hazır zaten hocam 2 hafta sonra tebliğe gidiyoruz. Ben Antalya'ya gidiyorum. Antalya'da dükkanları tek tek geziyoruz. Kafelere gidiyoruz, kahvelere gidiyoruz, birhanelere gidiyoruz. Değil mi? Ben alayım buradan 500 tane Kur'an-ı Kerim hakikaten de. Kardeşim Kur'an-ı Kerim'den sana bir yer okuyayım mı? Hocam oku. Bir getir de okuyayım. İşte Kur'an-ı Kerim yok. Al kardeşim bunu al oku ama al ama okumak öğrenmek şartıyla veriyorum. Desek otomatikman insan psikolojikman etkilenir. Ben bunu öğrenmek zorundayımdır artık. Artık bana kadar geldi, buraya kadar geldi. Değil mi? Sen de al, sen de al hediye et inşallah. Bu gerçekten önemli. Evet. Diğer bir hadis-i şerifte hocam. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in okunduğu evin hayır ve bereketi artar. Sen bir kardeşimizin evine sen de hediye gönderdiysen. Şimdi bazı kardeşlerimiz der hocam bazı evlerde 2 tane, 3 tane Kur'an-ı Kerim vardır diyebilirler. Ama hat da çok önemli. Bazı hatlar var hocam. O hatlardaki yazıları bazen çocuklar okuyamayabiliyorlar. Evet. Büyükler de okuyamıyor. Sen şimdi Arabistan'a git. Kabe'nin etrafında 100 binlerce Kur'an-ı Kerim var ama okuyamıyorsun. Hocam bu ne diyor ya diyor. Tabii anlayamayabilirsin yani. Hatta bazı yerlerde mesela Hattat Osman'ın mesela eski el yazmalı Kur'an-ı Kerimleri var. Okumak zordur gerçekten de. Evet. Ama bizim hocam bu Kur'an-ı Kerim'in en güzellik taraflarından bir tanesi yaptırdığımız Kur'an-ı Kerimler yani. Özellikle elimizden geçen. Bunların hem okunaklı hem de ufak. Yani 15 satırlık Kur'an-ı Kerim'de her bir satırı hem ufak ama göze büyük hitap ediyor. Ve çocukların da ezberlerken ooo bu çok büyük gelmiyor ya bu kadar buradan burası ya hemen şu kadar, şu kadar ne ki deyip de ve okunaklı Kur'an-ı Kerim oluyor Allah'ın izniyle. O yüzden kıymetli kardeşlerim ne yapın inşallah? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor gözünüzün hakkını verin diyor. Gözünüzün diyor ibadette değil mi? İbadetten nasibini verin. Ya Resulallah gözümüzün ibadetten nasibini nasıl vereceğiz diyor. Mushaf'a bakarak diyor. Hakikaten de sen ne yap inşallah? Hadis-i şerif var. 3 şeye bakmak sevaptır. Sadece hiçbir şey almasın ya. Şu Kur'an-ı Kerim'e baksan, alsan, Kur'an-ı Kerim'e baksan sevaptır ya. O yüzden onun hediyesi de en faziletlidir inşallah. 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 Allah'ın izniyle. İnşallah diyelim hocam.
Bu arada hocam hani arayan oluyor mu? Merak ediyoruz hakikaten. Evet hocam, arayan olduğunu arkadaşlarımız bizlere iletiyorlar. Yani ama bu arada yeterli değil mi? Biz yeterli hakikaten olduğunu düşünmüyoruz gerçekten. Normalde evet, bunları hediye edelim evet, hakikaten. Evet hocam, 5000 adet Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz ancak gönül ister ki siz de ifade etmiştiniz. 50.000 tane Kur'an-ı Kerim hediye ederim. Niye? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz şerinde buyuruyor ki bir kimsenin hidayetini artırıcı veya onu tehlikeden kurtarıcı bir şeyden daha iyi hediye olamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ayet-i kerimesinde ne buyuruyor kıymetli seyirciler? Biz sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak ve doğru yola iletmek için bu Kur'an-ı Kerim'i gönderdik. Düşünün kıymetli Müslümanlar, bizlerin hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyoruz? Bir kardeşimize hediye ediyoruz ve bu vesileyle Efendimizin müjdelerine mazhar oluyoruz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki hediyeleşin, birbirinizi sevin, birbirinize hediye alın. Bu rızkınızda genişlik hasıl eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her amaçla, yani bu hediyeleşmeyle birlikte gerek rızkımızda, yani bir Kur'an-ı Kerim'in bir hediye ücretinin 10 TL olduğunu hocamız ifade etti. Bakın kıymetli seyirciler, 10 TL bugün nedir ki? Öyle değil mi? Yani her tarafa verebiliriz. Yani bir Kur'an-ı Kerim, iki Kur'an-ı Kerim, 3, 5, 10 tane Kur'an-ı Kerim hediye edemez miyiz? Ve hediye edelim yani. Gerçekten sadece talebelere, öğrencilere değil, bütün meydanlarda hocamız da başta programımızın başında ifade ettiler. Büyük meydanlarda burada dağıtılacak, Taksim Meydanı'nda gibi mesela Hristiyanlar geliyorlar, burada bizim Müslüman olan ülkemizde gelip İncil dağıtıyorlar. Biz neden Müslümanlar olarak kendi ülkemizde Müslüman olan bir kimseye Kur'an-ı Kerim hediye etmeyelim? Kur'an-ı Kerim okunmasına vesile olmayalım. Öyle değil mi kıymetli seyirciler? Evet. Kıymetli seyirciler, Kur'an-ı Kerim destek hattı numaralarını ben sizlere hemen vermek istiyorum. Vakfımızın destek hattını 0216 alan koduyla 224 26 26 numaralı çağrı merkezimizi arayarak vakfımızın destek hattına ulaşabilirsiniz kıymetli seyirciler. Ayrıca 0533 056 86 çift 0 numaralı hattımızda arayarak yine arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz kıymetli seyircilerimiz. Evet kıymetli hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son 2-3 dakikamız var. Son olarak kısa bir şekilde seyircilerimize aktarmak istediğiniz mesajınız var mıdır hocam? Ben seyircilerimize inşallah şunu söylemek isterim ki Kur'an-ı Kerim hediye ettikleri gibi inşallah kendileri de hayatlarına onu tatbik etsinler, okusunlar. En büyük hediye inşallah kendi evlatlarına örnek olmaktır tabii ki de. Şu birkaç tane fazileti ben söyleyeyim inşallah, ben de böyle bırakacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz gözleri ağarmıştı bir keresinde. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla değil mi nasıl bu iyileşeceğini sorunca, şifası nasıl olunca deyince Allah Celle Celaluhu haber gönderdi. Hadis-i şeriflerde var bu. Kur'an-ı Kerim'e Mustafa baksın buyurdu. Gözümüz mağlubu kıymetli kardeşlerim. Mustafa bakalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'e baktıkça inşallah gözümüzün acısı dinleyecektir. Bir keresinde bir sahabe-i kiram geldi. Ya Resulallah dedi, öksürüyorum. Öksürüyorum dedi. Değil mi? Ne tavsiye edersiniz? Dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyunuz buyurdu. Çünkü insan Kur'an-ı Kerim okudukça hakikaten de ses telleri olsun. Değil mi? Bütün vücudun aslında can, enerji gelecektir, şifa olacaktır. Peki hocam benim bir isteğim olsun, nasıl olsun, olmuyor gibi bir derdi olan insanlar varsa hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir insan diyor hayırlı bir şeyin olmasını istiyorsa ve çok gerçekten arzuluyorsa Kur'an-ı Kerim'den Yasin suresini bir kere kalben okursa diyor Allah'ın izniyle biiznillah o da kabul olur diyor. Ben buradan hediyeden abilerime de şu soru işaretlerinde hani bir joker hakkı da vereyim onlara söyle. Desinler ki ben 10 tane Kur'an-ı Kerim hediye ediyorum ama 10 tane Yasin benim için okusunlar. Her bir hediye ettiğim kişi benim adıma bir tane Yasin okusun desin. Bu da önemlidir. 500 tane Yasin mesela bize devamlı okutuyorlar. Okumak güzel ama desin ki 500 tane Kur'an-ı Kerim hediye ediyorum. Her hediye ettiğim kişi birer tane Kur'an-ı Kerim'den Yasin Şerif okusun. Bunlar da güzeldir. Hem zekatın olur hem de sana 500 tane Yasin okunmuş olur. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Paylaşınlar. Kimisi okuyarak sana hediye edecek geçmişlerini. Senin maddi varlığına sen de onlara Kur'an-ı Kerim hediye edeceksin. Bana bir hediyedir yani. Bunlar hiçbir şey karşılık beklemeksizin bunlar olması lazım.
Sahabe-i kiram atımın bir nalı kaybolsa diyor, onu Kur'an-ı Kerim'den bulurdum diyor. Hakikaten de Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız, Kur'an-ı Kerim rehberimiz, Kur'an-ı Kerim önderimiz, Kur'an-ı Kerim imamımız. Kur'an-ı Kerim'de insanlar hayat bulurlar. Kur'an-ı Kerim'siz bir hayat gerçekten de en büyük ızdıraptır. İnsanlar hayatlarına bir baksınlar, nerede yanlışım var, nerede sıkıntım var diye düşündükleri zaman Kur'an-ı Kerim'de her türlü cevapları vardır. Ki Rabbimize buyuruyor, estağfirullah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِشْتًا ظَنْكَ. Her kim ki diyor benim zikrimden, benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat sunacağım diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Gerçekten de kardeşlerim, sen ki ne kadar ki Kur'an'dan uzak durursan o kadar sana sıkıntılı hayat vardır. Peki nasıl olacak? Hemen şu anda niyet et. Ya Rabbi de inşallah ben bundan sonra, Ramazan da geliyor, hemen şu 3 ayların başında, Recep ayında, Şaban ayında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye niyet et. Niyet ettin mi? Al sana en büyük yardım, ara. Şu hatları ara. Kur'an-ı Kerim hediye etmek için de değil. De ki ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum. Onun için de araya. Burası öyle bir hat. Burası sana sadece senin yardım etmen değil, o da sana yardım ediyor. De ki numarayı ara, de ki ben de Konya'dan alıyorum. Kur'an-ı Kerim bilmiyorum, öğrenmek istiyorum. Tamam, orada hemen Sağatlı hocamız var. Versinler hemen sana ulaşsın, sana Kur'an-ı Kerim öğretsin. 7 derste, her ders yarım saat, fazla olmaz. Bursa'dan öğrenmek istiyorum. Hemen ara Sami hocamı. Hocam vakti bittiyse... Yok hocam, bir 5 dakikamız var. 5 dakikamız var. Hemen bak, biz de sana yardımcı olalım. Ama nedir? İşte bu yardımlaşma böyle olur. İslamiyet böyle olur. Evet. Ama dediğim gibi senin değil mi? Mesela çok önemlidir. 37 günlük mesela çocuklarda olduğu zaman bebekler 37 günlükken mesela diyor ki Ali İmran suresi okunsun diyor. Ali İmran suresi okunursa diyor çocuk diyor yüksek hastalıkla yüksek ateşli hastalık geçirmez. Hocam ben okumasını bilmiyorum. E ne yapacaksın o zaman? Hemen bir tane talebe de ki kardeşim de hemen ben de sana okutayım de. Gel kardeşim buraya talebe çağır. Hocam de ben okumasını bilmiyorum. Hanım da bilmiyor. Ve çocuğumuz oldu. Hemen Fatih medreselere destek attınlar. De ki bana yardımcı olun de. Benim nişanım var, düğünüm var de. Değil mi? Ara ya Allah razı olsun. Yardımlaşalım. Müslüman Müslümanla yardımlaşarak böyle büyürler. Şu anda Yahudi niye başta haşa? Başta değil de zelil onlar da nasıl peki ya? Birbirleriyle yardımlaşmaları var. Değil mi? Birbirlerini bırakmıyorlar. E Müslümanlar ne yapacaklar? Hep bana Rabben olmaz. Evim olsun, yatım olsun, katım olsun, o olsun, bu olsun. Zekat, şimdi zekatım olsun olmaz. Müslümanın 40'ta 1 cimrinin zekatıdır. Hı. Verden, hazır Ramazan geliyor, 40'ta 5 ver ya. Allah'tan geldik, Allah'a gitmeyecek miyiz? O 40'ı veren sana 80'ini de vermez mi? Rabbim ilk önce bu anlatan kardeşinize de bu bunları yaşamayı nasip eylesin inşallah. Ama dediğim gibi bakın bu çok güzel bir taktik. 500 tane Yasin olanlar desin ki ben her Kur'an-ı Kerim hediye ettiğin kişiden bir tane Yasin istiyorum desin. 500 tane Yasin'in ben faziletini burada saymak istemiyorum yani. Ama bize çok geliyor. Bizi aramasınlar ama bu konuda. Ama dediğim gibi böyle bir şey de yapabilirler. Veyahut da mesela geçmişleri ölmüş bir insan varsa bu da son olsun hocam inşallah. Bu da tam böyle 12'den vuralım yani hakikaten de. Diyor ki hadis-i şerifte Tirmizi hadis-i şeriftir yani. Sünen. Bir insan diyor ölse, öldükten sonra diyor kabirde azap çekse, azap. Kendini koy bakayım azap çekiliyor. Kabirde azap çekse diyor ki o kabrin başına diyor bir tane Bakara suresi okunsa diyor o Bakara suresinin yüzü sürmetine diyor o kabirdeki azap kaldırılır diyor ya. Bak eğer gitmişlerin varsa annenden, babandan, atandan, ceddinden, kardeşlerinden, evladından bilmiyorsan ya da biliyorsan neyse bir tane Bakara suresi okuyun kabrinin başında. Bunlar önemli şeyler. Ama ne yapın? Alın evlatları ne yapın? 20 tane talebeye Kur'an-ı Kerim mi hediye ettin? Al 20 tane talebeye, rica et hocasından. Hocam bir Bakara suresi okutabilir miyiz de? Hocasıyla beraber anlaşın, kabire götürün. Bir beraber bir 20 tane çocukla Bakara suresi okunsun. Olmaz mı? Sen öldükten sonra nasıl istersin biliyor musun? Ah keşke böyle bir şey olsa diye. O kurtaralım ya. Giden kişilere rahmetini böyle rahmet edeceğiz işte. Evet hocam. Bakın olmadı mı? Son kez şunu hocam söyleyeyim de. Babam mı vefat etmiş, annem mi vefat etmiş? De ki ben de bu 100 tane Kur'an-ı Kerim'i babam, rahmetli babamın adına veriyorum de. Hakikaten de Kur'an-ı Kerim başlarına da babanızın ismini yazsınlar. Rahmetli Fatih Uslu. Senin ismini söyleyelim hocam. Değil mi? Başkasının ismini söylemiyor. Korkmasınlar. Rahmetli Fatih Uslu hocanın adına 100 tane Kur'an-ı Kerim değil mi? Arkasına da mühürü de bassınlar. Hediye edildiği zaman hep başında onun ismini de görsünler. Ne güzel bak elhamdülillah desinler. Yapalım bunları hakikaten. Bunlar güzel şeyler. Bunlar faydalı şeyler. Hiç olmazsa burada telefonlarla isminizi arayın, arattırın.
Buradan da hakikaten de ya sizlere, değerli seyircilerime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, haklarınızı helal ediniz. Evet hocam, biz teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Evet kıymetli seyirciler, Yasin hocamın da anlattığı gibi Kur'an-ı Kerim okumanın, okutmanın, hediye etmenin fazileti anlat anlat bitmez. Sabaha kadar anlatsak gerçekten bitmez diyecek kadar büyük fazileti var. Buradan dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık. Yine ben son olarak bir hadis-i şerif okumak istiyorum sizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümine öğrenip yaydığı ilmin sevabı ölümünden sonra da devam eder. Programımızın ortalarında yine Yasin hocamız belirtmişti. İnsan ölünce üç kısım insan hariç diğerlerinin ameli kesilir. Bunlardan bir tanesi neydi kıymetli Müslümanlar, kıymetli seyirciler? Sadakayı cariye demiştik. Yine bu hadis-i şerif de buraya delalet ediyor. Evet kıymetli Müslümanlar, mübarek rahmet ikliminin içerisinde bulunduğumuz bu Recep ayındayız şu anda. Bu ay içerisinde yapabileceğimiz en güzel amellerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim hediye etmek, hediyeleşmek. Onun için kıymetli Müslümanlar, bu fırsat kaçmaz. Bu fırsat hayatta bir kez gelir belki de bir insanın hayatında. Çünkü ne zaman, nerede, ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz. Onun için kıymetli Müslümanlar, bu fırsatı kaçırmamak lazım gerektiğini ifade etmek istiyorum sizlere. Ben hemen yine numaralarımı belirtmek istiyorum. Belki numarayı, TV'sini yeni açan seyircilerimiz vardır. Merak ediyorlardır. 0216 alan koduyla 224-26-26 numaralı çağrı merkezimizden arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0533-056-86-00 numaralı hattımızda arayarak oradan bu Kur'an-ı Kerim yardımına yardım etmek isterseniz oradaki hattımıza, destek hattımıza ulaşabilirsiniz kıymetli Müslümanlar. Ayrıca ben hemen ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Mesaj ile Kur'an yazıp 1386'ya göndererek bir mesajla bir Kur'an-ı Kerim hediye etmek suretiyle oradan 10 TL karşılığı sizin telefonunuzdan bu şekilde de yardımcı olabilirsiniz kıymetli seyirciler. Ancak ricamız sizden bir taneyle yetinmemeniz, bu güzel çalışmada, bu güzel faaliyette ne kadar çok desteğiniz olursa o kadar Rabbimin sizlere karşı güzel bir sevabı, fazileti, ikramı bulunacaktır diyorum. Evet kıymetli seyirciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yavaş yavaş programımızı bitirelim inşallah. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.